Aykırı sorularda yine sizle birlikteyiz. Emre Aysever ben, CNN Türk Televizyonları ve Radyosu'nda sizlerle birlikte olacağız. Bugün biraz racon adamı birisiyle konuşacağız ama racona ters durumları da konuşacağız. Memleketi evlendirme telaşına düşmüş bir isim. Uğur Arslan, aşkın kanunu yazsam yeniden diyor. Güzel, aşkın bir raconu vardır ama delikanlının da bir raconu vardır. Soracağız bakalım, diyeceğiz ki bu Deniz Feneri davası ne oluyor? Aşk meşk işleri ne oluyor? Racona uygun mu? Evet. İlginç bir program olacak. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi doğrusu siz bugün Türkiye'nin popüler kültürünün önemli figürlerinden birisi oldunuz. Periyodik aralıklarla insanları evlendiriyorsunuz. Nedir memleketteki insanların bu kadar evlenme merakı? Kimi karısından kurtulmak, kocasından kurtulmak ister. Siz daha biri evlenmeye çalışıyorlar. Doğru. Boşanmalar hat safhada. Türkiye'nin 1/3 evlendikten 5 sene içinde boşanıyor. Büyük şehirlerde, İstanbul'da bu %50'ye gelmiş durumda. İstanbul'un %50'si evleniyor ve yarısı boşanıyor. Bu dönem içerisinde evlilik programları ilginç bir şekilde ilgi görüyor. 6 yıl oldu bizim evlilik programına başlayalı. 6 yıldan bu yana böyle bir program yapıyoruz. Hayalinizde böyle bir şey var mıydı? Ben bir gün bir büyük adam olacağım ve herkesi evlendireceğim. Yani babam bana oğlum yapma, tiyatrocu olma, bak karnın doymaz falan demişti. Bu çocuk adam olmayacak falan diyor dedem ara sıra. İnsanları evlendiriyoruz. Biz de şu an bu durumdayım. Ben tabii geçenlerde nerede bir sinema TV bölümünde bir panelde konuştum öğrenci arkadaşlara. Dedim ki arkadaşlar bakın, ben de zamanında sinema okudum. İşte sinema okuduktan sonra ileride ne iş yapacağınızı benden görmüş oluyorsunuz diye arkadaşlara söyleyeyim. Şu an 6 yıldır evlendiriyorum. Güzel. Bir şey soracağım sevgili Uğur Arslan. Evet. Aşkın kanunu yazsam yeniden diyorsunuz. Hı-hı. Kitap bu. Şimdi Türkiye'de bir dönem herkesin bir kaseti vardı. Evet. Kaseti olmayanı dövüyorlardı. Şimdi Türkiye'de tabir caizse kitaplar kolay basıldı, mertlik bozuldu. Yani bu kitabı okuyunca ben entelektüel olarak bir derinlik mi kazanacağım? Yoksa karıma daha mı bir tutkuyla aşık olacağım? Yoksa palavra mı? Para kazanmak için mi? Yok. Delikanlıca. Delikanlıca söyleyeceğim. Çünkü bu kitabın içinde bir kere şey var. Aslında biraz bayanlara daha çok hitap ediyor açıkçası. Ama sen de bayanlara daha çok hitap ediyorsun fizik olarak, duruş olarak. Yani pazarlama metodu olarak iyi bir isimsin. Şimdi bu kitapta şunlar var. Mesela evlenilecek adamı nasıl tanırsınız? Madde madde, tek tek. Uğur nereden biliyor bunu? 6 yıldan beri evlilik programı yapıyorum. 10 yıldır evliyim, 40 yıldan beri yaşıyorum. Ve az çok birkaç deneyim sahibi ve bu kitabı yazmak için gerçekten çok okudum. Mesela piyasadaki bütün ilişki kitaplarını okudum. İlişkinin kitabı diye bir şey yazıyorlar. Ay, yazıyorlar da oluyor mu yani? Olur tabii ki. Ya şunu sormak istiyorum. Sana bir yayıncı gelip şunu mu dedi? Ya sen çok yakışıklısın, güzelsin. Kadınlar da çok kitap alıyor. Kapağı seni koyalım, içine ne yazsa olur dedim. Yok, delikanlıca. Yok demedi. Yani benim daha önce şiir kitaplarım vardı açıkçası. Onu biliyorum. O başka bir hikaye. Şimdi dedi ki 6 yıldır böyle bir iş yapıyorsun. Nasıl, var mı bir şiir kitabı falan diye sor. Ben dedim şiir değil de 6 yıllık bu evlilik kitabı programından dolayı bir takım birikimler ve gözlemler var. Bunlardan bir kitap yapmayı düşünüyorum. İdeal eşi bulmanın yollarını yazmayı düşünüyorum dedim. Bana tavsiye ediyor musun kitabı? Ben eşi buldum. Memnunum da. İyi bir hanımefendiyle evliyim. Ama yani mesela ben okusam ne öğrenirim? Kanunu yeniden yazar. Çok şey. Mesela burada şey var. Yani tabii Allah göstermesin. Aldatıldığınızı nasıl anlarsınız? Aldatıldığınızı araştırırken yapmamanız gereken hatalar. Niye böyle şey manyakça bir durum içerisinde? Yani burada her şey var aslında. Aşka dair, evliliğe dair. Hanımefendi işte telefonla bağlasak, bu Uğur aşkın kitabını mı yazdı yoksa palavradan mı saldı desek, ne der delikanlıca? Şöyle delikanlıca söylüyorum. Eşim bu kitabı okuduğunda çok şaşırdı. Neden? Ya üst düzey bir şey olmuş, seni tebrik ediyorum dedi. Peki bana da böyle davranıyor musun dedi mi yani? Mesela iz bırakmadan aldatmayken, mesela sen ben karımı aldatsam şöyle plan yapardım diyor musun? Evet. Şimdi ben burada daha ziyade evlilik öncesi bir kitap bu. İdeal aşkı ve eşi nasıl bulursunuz sonrasını kitabı. Sonra yazacağım diyorsun. Yazdım. İkinci kitabım hazır tabii. O ne? Boşanmayı önlemenin yolları. Erken boşanmayı önlemenin yolları. Peki sonra boşandık, yeni hatun ya da yeni bey. Yeni boşandıktan yeni sonra tekrar evlenmenin yolları. Falan gibi. Böyle bir süreç. Ya, yok sanıyorum. Şimdi ben söyleyeyim, bu 100 bin satabilir. Çünkü senin yayın evini ben tanıyorum. Pazarlama taktikleri iyidir. Ondan sonra aşk yazarı olursun. 100 bin satar mı gerçekten? Yani? Belli olmaz ki, aşkın kanunu diyorsun. Kimse yazamamış. 100 bin satarsa dileyim benden, ne dilersen. Benim bir felsefe hocam vardı. Kulakları çınlasın. Bir gün benim üniversitede aşktan başım ağrımış, çok kötü bir durumdayım. Hocanın odasına girdim. Dedim ki ne yapmalıyım? Oğlum dedi, 15 kitabım var. Dünyanın çok kariyerli isimlerinden birisiyim. Etik, estetik, Alman ekolü falan. Bir tek kadınlar hakkında hiçbir şey yazmadım. Yazan da delidir zaten dedi. O hiç bilinmez dedi. Benim aşkın kanunu odur. Bu işin kitabı kolay yazılmaz diye. Doğru. Ne kadar tanıdım derseniz yanlıştır.
birini tanımak bir ömür boyu bile sürebilir. Güzel, böyle romantik bir halden gelelim diğer meseleye. Evet. Karagümrüklü bir delikanlı değil mi? Evet. Yani raconu bilen birisi. Yani 8-10 yaşıma kadar Karagümrük'te doğdum, büyüdüm. Tabii yani dönem dönemde gidip geldim. Ne bileyim, hala bazen alışveriş ettiğim esnaf, her ne kadar uzak oturuyor olsam da şu anda ne tarafta? Bankam falan oralardadır. Fatih'tedir, Karagümrük'tedir. Şu anda daha lüks semtlerde herhalde. Şu anda yok, çok da lüks değil ama biraz daha Edirne'ye doğru oturuyorum artık, İstanbul'un dışına doğru. Villalar falan oldu mu? Allah daha uzun ver. Şunu için soracağım. Diyorlar ki Uğur bu paraları kazanırken Deniz Feneri davasından dolayı biz hakkımızı helal etmiyoruz. Ben onları hemen şöyle ilk defa Türk televizyonlarında mal beyannamesi yapayım şimdi. Yok, onu istemem. Yani sen gerçekten söyleyeyim, çok rahatım. Yok, bir evim ve bir arabam var. Ayrıca eşimin üzerine hiçbir şey yok. Ailemin üzerine annem babamın da bir evi var. Arabaları yok. Hepsi bu kadar. Delikanlıca konuşuyoruz dedin ya, hani racon bu Karagümrük'e gönderme yapıyorum. Evet. Ben de çünkü o sokak teyzemler Fatih'te oturdu. Fatih Karagümrük hattını iyi bilirim, kız teşhisi. Evet. Bir şeyi soracağım. Bugün Uğur, yani yaştaşız, sen Türkiye'de çok ünlü birisin. Bir sürü insan itibar ettiğin birisi ve rol modelsin. Bugün Deniz Feneri davasından dolayı vicdanım rahat der misin? Yoksa kafanda soru işaretleri var mı? Vicdanım çok rahat ve bana çok soruyorlar, pişman mısın? Hani bir sürü sıkıntı da çektin. Gittin hani içeri girmemiş olsan bile gittin, ifade verdin. Canın sıkıldı. Bir de bu işin ben gerçekten hem emeğini hem de gözyaşını döktüm. Yani emeğini çektim 10 yıl ve gözyaşı döktüm. Orada benim tiyatral bir şey var mıydı? Yok. Tiyatral bir şey yok. Çok üzüldüm. Ben şuna üzüldüm. Şimdi ben bu 10 yıl boyunca hani dernekte, Almanya'da, orada burada onu bilmem neler oldu. Ama ben kendi kulaklarımla, gözlerimle 2,5 milyon dua duydum. 10 yıl boyunca programda. Yani bunu gördüm ve duydum. Bunu ekranda izleyenler de duydu. Bu yalan değil. Duaya edenler kimler? Yardım ettiğimiz, kapısına gittiğimiz insanlar. Tabii bunu görüntüledi kamera. Ben programda bunu yaptım. Program dışında hiçbir şey yapmadım. Evimdeydim. 2002'ye kadar dernek yönetimindeydim. 2002'den 2007'ye başkanlık kadar. Başkanlık yaptın. Tabii. Bizzat kurucu başkanı bendim bu programda. Almanya ile organik bağınız var mı? Almanya'daki yaşayan insanlar Türkiye'ye dernekler kanunu müsait olmadığı için o dönemde yardım edemiyorlardı. Çok istiyorlardı. Dolayısıyla Almanya'da ayrıca bir dernek kuruldu. Almanya kanununa göre. Evet. Ve işte en sonunda orada, zaten orada oldu ne olduysa. Şöyle bir iddiası var Alman savcısının. Diyor ki bu iki dernek arasında organik bağ vardır. Asıl hikayede de Türkiye'dedir. Burada da büyük bir yolsuzluk vardır. Ya yani benim merak ettiğim şey şu. Uğur Aslan olarak Türkiye'de bu kadar insanı etkileyen bir soru. Şu soru çok önemli. Muhafazakar çevrelerin ağırlıklı eğiliminde olduğu bir topluluğun rol modelisin. O insanlar hiç kimseye değil, sana güvendi. Evet. Bu böyledir. O yüzden o insanların gözlerinin içine bakarak burada bir kandırılmışlık yoktur demen bence çok önemli. Aslında CNN Türk ekranından da bu önemli bir şey. Evet. Şimdi ben tabii şu an davası da süren bir şey var. Yani bu işin davaları devam görülen edeyim, insanlar doğru. Var tabii. Şimdi ben sadece bu işte ifadem alındı ve salıverildim. Ben orada çilesini çektim tabii, ama. Türk savcıları tarafından aklandım. Ama ifade vermek bile benim için bir zor bir şeydi, üzücü bir şeydi. Çünkü bizzat bu işi başlatan bir insan olarak. Tabii organizasyon çok büyüktü. İşte Almanya'da, orada, burada, Türkiye'de. Yani dünyanın 33 ülkesine yardım götürmüş bir dernek. Türkiye'de 2,5 milyon insana ulaşmış bir yapı. Tabii bunun bu mekanizmayı ben sadece programın sunucusu olarak hani bilemezsiniz. Nerede ne oluyor? Tamamında kefil değilim diyorsun. Yani kefil değilim derken. Tabii ben, herkes kendine kefildir bir kere. Ben kendim adına, kendim olarak, kendi adıma şunu söyleyebilirim ki ben bu işin içinde en ufak bir hata veya kusur işlemedim. Ha, Almanya'daki beyefendi ne yaptı? Nasıl bir usulsüzlük yaptı? Neden içeride 2 yıl yattı çıktı? Neyin cezasını çekti? Onu bilemem. Ona kefil de olamam. Peki benim tarafımda otursan, yani böyle bir dava Türkiye'nin gündeminde olsa, şu kuşkuyu duyar mıydın? Ya sonuç itibariyle televizyonculuk yapıyorsun, gazeteciliğin içindesin, meseleleri biliyorsun. Programcılık da yapsan olayları görüyorsun. Evet. Kuşku duymaz mıydın bu organizasyonun Türkiye ve Almanya paralel gittiğine dair? Kuşku duyardım çünkü yani mesela ben orada olsam sana, kendime şunu sorardım. Yani neden dolayı pişmansın? Neden dolayı pişmansın? Şundan dolayı ben bu işte, bu benim belki de hatam. Belki de değil, bilmiyorum ama şundan dolayı pişmanım. Ben 2002 yılında keşke bu derneğin başkanlığını bırakmasaydım. Ve bugüne kadar başkanı olarak gelseydim. Bugüne kadar bu işin başında olsaydım, tepesindeki insan olsaydım. Belki her şey çok daha farklı olurdu. Çünkü ben çok şüpheci, psikopat derecede şüpheci ve çok detaycı, verdiği görevi peşinden takip eden inanılmaz detaycı ve mükemmeliyetçi bir insanım. Belki birçok, eğer varsa
orada veya burada herhangi bir yerde hatanın oluşumunu belki engelleyebilirdim. Belki de bu işte eğer hata yoksa, ki bu işte mahkemeler sonucu belli olacak, dışarıdan hata olmadığı halde bu işin bu denli ezilip bitirilmesine mani olabilirdi. Peki, Uğur, diye ben, çok hayıflandım. Ben sana dostça bir şey soracağım. İnsan bazen vicdan muhasebesinde bulunur ya. Evet. Mesela sen şu kuşku içinde taşıdın mı bir an gelip kullanıldım dedin mi? Evet. Çünkü senin bütün değerlerin, evet, şiirlerinin gücü, yakışıklılığın, muhafazakar çevrelerin idoli olması ve bugün de Türkiye'de daha tanınan birisin. Kullanıldığını hiç düşündün mü? Bunu zaman zaman çok sordum kendime. Yani acaba hani garip, kötü niyetli bir organizasyon vardı da ben kullanıldım mı veya işte kandırıldım mı? Beni teselli eden o samimiyetle yaptığım 10 yıl programlar ve aldığım o 2,5, bizzat kulaklarımla duyduğum, aldığım demeyeyim de herkes aldı onu. Kulaklarımla duyduğum o 2,5 milyon dua beni hep teselli etti. Evet, güzel bir şey yaptım. Yani bir daha dünyaya gelsem bir daha bu işi yapar mıyım diye sordum. Yaparım dedim kendi kendime ve hala öyle diyorum. He, kandırılma, aldatılma o bu. Kullanılma. Yani, şimdi kullanılma. Yani aslında her an birileri bizi bir şekilde kullanılıyor olabilir veya olmayabilir. Ama bence bunu bilemeyiz. Daha net bir cevap istiyorum ben. Şu bağlamda yani evet, her an hepimiz kullanılıyor. Hı-hı. Belki şu anda da bir büyük... O onu kastetmiyor. Ama insan bir durum sonucunda... Çok sordum bunu kendime. Hatta şunu da sordum. Yani ben kullanıldım mı yoksa kullanıldığımı iddia edenler mi kullanılıyor? Ve bu çelişkide de çok kaldım. Yani burada bir şey var. Yani zaten hani hele bir de iş bu siyasi kavgaya dönünce... İşte bu işin zaten... Kaçınılmazdı ama bu. Türkiye kutuplaştı. Evet, çünkü yani davacıları, şu an bu işin davacıları İşçi Partisi ile CHP'nin bir işte ilçe bir şeyi. Yani şimdi bir İşçi Partisi davacı. Yani çok siyasi olur. Ama Almanya'da bir karar var. Almanya'da İşçi bir karar var tabii. Almanya'da bir karar oldu. O beyefendi cezasını içeri çekti. Yani çok samimi biri değil ama evet, görmüşlüğüm ve tanışmışlığım hukukunuz var. Hukukunuz var mı yani? Yok, hukukumuz yok. Ama sonuçta girdi, çıktı, cezasını, her neyse o usulsüz. Son kez soruyorum, devam edeceğiz. Kullanıldığını düşünüyor musun? Düşünmüyorum açıkçası ve yani bir daha dünyaya gelsem ben bir daha bu yardım işini yaparım. Peki, devam edelim o zaman. Hı-hı. Bir başka soruya geçeceğim. Burada çok önemli bir şey oldu. Yine senin vicdani olarak bakmanı, hı-hı, dilediğim bir mesele. Bu davanın savcılarının başına gelmedik iş kalmadı. Evet. Mesela sence bu siyasal bir karar mıydı? Yoksa bu savcılar keşke görevde kalsaydı ve biz onlar tarafından, yani seni kastetmiyorum şu anki sanıklar, onlar tarafından, evet, mahkemede sorgulansaydı, hı-hı, ve öyle hesap verselerdi der misin? Ne düşünüyorsun savcılar? Şimdi beni o savcılar sorguladı. Hı-hı. Nasıl? Ne gördün o savcılarda? İki kez. Bir 99'da, bir de 2010'da sanıyorum. 2011'den bilmiyorum. Altışar saat 3 savcının karşısında ben onlara ifade verdim. Hı-hı. Her şeyi baştan defalarca anlattım. Efendim? Göz gözü onlarla konuştum. Tabii tabii, göz gözü. Nasıl insanlardı sence? Çok istekli, çok ısrarlı. Yani bu işte kesin bir suçlu çıkaracağız şeyi had safhada olan insanlardı. Bu sana nasıl geldi? Yani zaman zaman ürkütücü geldi, korkutucu geldi. Ama bir taraftan da bakıyordum. Yani mesela benimle ilgili bütün önlerinde bana sordukları sorular internetten indirilmiş. Yani Uğur Arslan, Deniz Fener internete yazılmış. Ne çıktıysa onları bana soruyorlar. Yani bir taraftan ortada elle tutulur hani bir şey de yok. Zaten yok olduğunu biliyorum. Hani acaba sürpriz bir şeyle karşılaşır mıyım diye gidiyorum. Hani ne bileyim, bir itham, bir iftira, bir şey, o da yok. Mesela internetten benim şeyimi okudu bana savcı. Uğur Arslan Deniz Fener yazmış. Benim Deniz Fener diye bir aşk şiirim vardır. Onu okudu. Yani niye okudu onu? Bilmiyorum, bu senin mi dedi. Ben de böyle bir şiirim var ama benim mi bilmiyorum dedim. Bir okuyayım, dinle dedi. Bütün şiiri okudu bana, 3 sayfalık şiirimi bitirdi. Evet dedim, bu benim şiirim dedim. Sonra geçti, başka bir şeye geçti. Yani bir taraftan da böyle bir internetten indirilmiş bir bilgi kirliliği falan var. Şimdi internette benim hani davam gördüğüm, bir takım bana iftira atmış, davam süren insanların hakaretleri de var bana internette. Birçok şey var. Ne kadar güvenilir böyle internet? Peki, savcılar görevden alınca oh dedin mi? Efendim? Savcılar görevden alınca oh dedin mi? Hayır, hayır demedim. Çünkü benim zaten bir onlarla öyle bir şahsi problemim olamaz. Yani bana devletin savcısı olarak çağırdılar, ben ifademi verdim. Sonra bana teşekkür ettiler. Sizin bu davayla ilişkili herhangi bir şeyiniz yok. Ama adil davranmışlar. Tabii ki adil. Her savcı adil. Yani kapı kasıt olmadığını düşünüyorsun o zaman. Çok yani istekliyle olduklarını biliyorum. Ama kasıt derken neyin kastı?
Hani şimdi istekli olmak ayrı bir şey. Sana yönelik bir iftira seni bırakmışlar. Yani tabii bana yönelik herhangi bir suçun unsuru, iftira, herhangi bir suçlama da yoktu. İfademi alıp bıraktılar. Teşekkür ederim. Peki diğer davalar hakkında ne düşünüyorsun? Balyoz, Ergenekon vesaire. Sen bu sürece bir iki kere ifade vermiş olsan bile canın yandı. Evet. Bir sürü insan şu anda sıkıntı içerisinde. Tabii bu sanki Ergenekon'un karşısındaki bir dava olarak da görüldü Deniz Fener. Bu seni rahatsız etti mi? Rahatsız etti tabii. Yani benim ne Ergenekon'la ilgim olabilir, ne işte Almanya'daki Fener'de bir usulsüzlük olmuş, onunla bir ilgim olabilir. Yani benim bu memlekette işlemiş olduğum tek suç belki bir defa kırmızı ışıkta geçmişimdir. Ara sıra programa geç kaldığımda trafikte sağ şeritten geçmişimdir. Yani bunun dışında benim suçum yoktur bu memlekette. Belki benim gibi bunu yaşayan bir sürü insan çok var. O insanların serzenişlerini, açmazlarını hissediyor musun? Türkiye'nin pek çok subayı hapiste, evet. Mustafa Balbay vesaire. Yani ben sen empatiyi benden daha şöyle çok... Şöyle değerlendiriyorum. Hı-hı. Yani hem bir televizyoncu olarak hem bir gazeteci, her ne kadar evlilik programı yapıyor olsam da... ben bu işe gazetecilikle başlıyorum. Tabii o da bir sosyal bir program vallahi aslında. Ciddi söylüyorum. Ya dünyada dengeler değişiyor, sınırlar çiziliyor. Orta Doğu değişiyor, dünya değişiyor. Batı'da bir ekonomik deprem var, savaş var, yıkım var komşularımızda. Orta Doğu'da da tekrar sınırları çizilen bir bölge var. Subaylarımız o yüzden mi tutuklu? Ya şimdi bu sadece subaylar, şu bu değil. Bu seni beni, hatta gecekondudaki insanı bile etkiliyor. Bütün bu sosyopolitik durum, vaziyet. Abi biz orduyu yönetmiyoruz ne sen ne ben. Sen evlendiriyorsun, ben soru soruyorum. Evet, ama herkesi etkiliyor işte. Bu doğru. Coğrafyada bulunan herkesi bir şekilde... Bu sosyopolitik durum, bu ekonomik durum, bu enteresan savaş, bu belki de bir soğuk savaş hepimizi etkiliyor. Çünkü dünyada birçok şey yeniden yapılanıyor. Ya bunun üzüntüsünü, acısını ne yazık ki hepimiz biraz çekiyoruz. Belki de çekmek zorundayız. Ya buradan şunu anlamak istiyorum. O davalarla ilgili bunu ilişkilendirmek için mi söyledin? Tabii tabii, yani herkes bir şekilde, yani ben niye durup dururken bir suçlamayla gidip ifadeler verdim, nezarete girdim çıktım, bilmem ne oldu, çoluk çocuk korktu ağladı falan filan. Yani bunların hepsinin bir şekilde dünyadaki o dönüşümle ilgili olduğunu düşünüyorum ben. Önemli bir şey söylüyorsun ama. Demek ki bugün subayların isyanına bir yerden hak veriyorsun. Ben Deniz Feneri'nin de öyle basit bir hırsızlık, işte birileri paraları almış, cebine koymuş, bavula koymuş, yemiş olduğuna böyle bir şeye inanmıyorum. Basit bir şey değil. Bence bu uluslararası, siyasal ve istihbarati bir takım şeylerin sonucunda oluşmuş bir davadır Deniz Fener davası. Bir şey söyleyeceğim. Muhafazakar çevrelerde sen çok bulundun. Şimdi Kitle kanalındasın ve Türkiye'de aslında bir muhafazakarlaşma süreci yaşandığı söyleniyor. Ama öte taraftan çok ilginç bir şey oluyor. Mesela Hürrem izlenme rekorları kırıyor. Evlilik programları pek muhafazakar çevrelerde olmayacak türde hanımefendiler, beyefendiler birbirlerine vaatlerde bulunuyor. Bir de hesap işi oluyor. Evin var mı, araban var mı falan. Bana şunu bir tarif eder misin? Türkiye muhafazakar mı yoksa tersi dinamik ve kabuklarını mı kırıyor? Yani Türkiye'de bence Orta Doğu'daki gibi falan değil. Yani Arap ülkelerindeki gibi de değil. Farklı bir muhafazakar durum ve duruş var. Nedir o? Yani işte o coğrafi konumumuzu o kadar güzel yansıtıyoruz ki Avrupa'yla Orta Doğu'nun arasında kalmışlığımız, o bir tarafta Akdeniz, bir tarafta soğuk Rusya, o kadar güzel kozmopolit olmuşuz ve kaynaşmışız ki işte bu bizim muhafazakarlığımıza da yansımış. Yani ben nasıl bir muhafazakarım veya bilmiyorum muhafazakar demek doğru mu değil mi? Yani, muhafazakar kimdir? Ya o kadar farklı anlaşılıyor ki bu muhafazakarlık. Sen bir yani, tanesini anlat bize. Mesela radikal, elinde bomba olan teröriste de muhafazakar deniyor. Ne bileyim, benim başı kapalı namazında ne yazık kendi anneme de muhafazakar deniyor. Yani bu o kadar geniş bir çerçeveye oturtuldu ki belki de bunu tekrar yorumlamak lazım muhafazakar deniyor. Ben muhafazakar mıyım? Ya şimdi bu ülkenin Müslüman bir genci olarak ben Müslüman olmanın 5 şartını yerine getirdim ve getirmekteyim. Bu böyle bir şey. Yani böyle yaşıyorum ben. Muhafazakar olmak için Müslüman olmak şart mı yoksa dindar olmak mı gerekiyor? İşte o başka bir şey. Yani muhafazakar, Hristiyan muhafazakar da var. Onu sordum. Tabii. Yani ne bileyim, ateist muhafazakar da var. Onun da kendi muhafaza ettiği bir takım fikirleri var. Hıfzettiği bazı doğru veya yanlış inandığı şeyler. O zaman dindarla muhafazakar mı karışıyor? Evet, başka bir şey. Peki biz dindar mıyız, muhafazakar mıyız? Yoksa ikisi de değil miyiz, yalandan mı hepsi? Türkiye'nin geneli mi? Türkiye'deki son eğilimi soruyor. Yok, senin, yani sana öyle bir şey sormaya hakkın yok. Türkiye'deki son, sorabilirsin. Türkiye'deki son eğilim. Ben muhafazakarlık demek istemiyorum bunu. Evet, dindarız ve dindar olduğumuz biraz daha rahat konuşulur hale geldi. Bunu biraz daha Anadolu, insanlar daha içeride, daha kapalı, daha evlerde yaşıyorlardı. Artık... Yani televizyonlarda iftar programları, sahur programları yapılıyor. İki tane popstar var muhafazakar çevrelerden merkeze gelen benim bildiğim. Bir tanesi Ahmet Hakan,
Popstar. Sen. popüler yıldız. Yani. Popstar derken şarkıcı değil, popüler evet, yıldız. Peki. Ahmet Hakan bugün Türkiye'nin en önemli köşe yazarlarından biri. Aynı zamanda bizim kanalımızın en sevilen isimlerinden biri. Sen varsın, şiirleriyle insanların yüreklerine dokunuyorsun ve insanları evet. evlendiriyorsun. Evet. Muhafazakar çevrelerden gelirken kendinizden vazgeçerek mi geldiniz? Hı. Yoksa aslında kimliğinizi koruyup geldiniz ve Türkiye'de artık siz başka bir şeye tekabül mü ediyorsunuz? Ben şöyle düşünüyorum. Ben eğer sanatçıysam, yazarsam, şairsem veya neysem, televizyoncuysam ben Türkiye'de bu işi yapıyorsam bütün Türkiye'ye hitap etmek zorundayım. Neden? Benim böyle şöyle bir lüksüm olamaz. Ben onayım. Ya işçi partililer beni izlemesin kardeşim. Böyle bir lüks olamaz. Beni herkes izliyor. Beni farklı dinlerden, dine inanan insanlar da izliyor. Beni şu dine inananlar izlemesin. Bunu diyemem. Böyle bir lüksüm yok. Ben ekrana çıkıyorum. Beni herkes izlemeli ve ben kimseyi ekranda rencide etmemeliyim. Hı hı. Herkesin gönlüne dokunacak güzel şeyler söylemek durumundayım. Yani bu popstarlıkla ilgili mi sanatçı? Popstarlık bu belki hani şey ne diyorlar onlara? Mesnetsiz duruş mu diyorlar? Bir şeysiz diyorlar ya. Omurgasız. Omurgasız ha. Omurgasız. Yani bunu omurgasızlık olarak ya söylememek lazım. Çünkü benim ekran başındaki herhangi düşünceden veya inançtan bir insanı rencide etmek gibi bir lüksüm olamaz. Elbette. Olamaz. O insan haklarına tabii. Saygı tabii. O yüzden ben kimseyi kırmadan konuşmak istiyorum. Ha bunu omurgasızlık diyorsanız hayır, buna bence yanlış. Buna denmez ama hayır. Şuna denebilir. Evet. Fikirlerinden vazgeçip başka biri gibi davranıldığı zaman dönek denebilir, omurgasız denebilir. Benim de kendi fikrim denebilir. Var. Tabii ki oy verdiğim bir siyasi parti var. Tabii ki kendi içinde yaşadığım bir inancım var. Evimde kimse görmeden yaptığım bir ibadetim var. Şu var bu var. Peki sen muhafazakar yayın yapan bir kanaldan daha dindar yayın yapan bir kanaldan merkez kanala geldiğin zaman muhafazakar çevreler oğlum sen ne yapıyorsun değiştin paraya pula kendi sattın dediler mi? Evet yani tabii zaman zaman oluyor biraz daha radikal düşüncede olanlar ya niye evlilik programı yapıyorsun yakıştı mı sana aslanlar gibi yardım ettin o kadar dualar aldın bu işin ızdırabını da çektin geldin şimdi insanları evlendirmek kötü bir şey değil ki ne dinen caiz olmayan bir şey evlendirmek. Ne de ahlaken ne de fikren. Yani biz orada hani bir date programı yapsak insanları birleştirip evlenmeden hadi sizi bu gece tatile gönderiyoruz falanca otele. Böyle bir şey değil bize ki. Bize ne insanlar nereye giderse gitsin. O da olabilir. Kızar mıydı? Yapmaz mısın öyle bir şey? Profesyonel bir teklif gelsin. Yani herhalde yapmam. Evlenmeleri daha doğru. Ben onu daha doğru buluyorum. Evlensinler ve. Niye sen ahlak bekçisi misin? Yok değilim. Ama onu yapan yapsın. Ben yapmayayım mesela. Peki. Zevk sefa içinde misin yoksa hayatını koruyor musun? Bir eleştiri doymuş demişler ki Uğur değişti zevk sefa içinde millet sürünüyor. Evet. Orada onu yırttı. Ben seni mütevazı bir insan olarak gördüm ama. Yok yani hayır. Hala bir havuzlu villam olsun diye dua ediyorum. İstiyor musun bir havuzu? Olsa güzel olur. Çoluk çocuk havuza girerler ne olur. Ha, o yüzden ya. Kendim için bir şey istiyorsam. Yok ben öyle girmesem de olur benim için sorun değil. Niye deniz güzel? Tabii giriyorum denize. Ben kışın kayak yapmayı severim, yazın da yüzmeyi severim. Fena bir hayat değil yani. Severim tabii bunlar güzel şeyler. Bu herkesin bence nasıl böyle şeyler. Bunları aykırı soru olarak sormadım. Bu hoş bölüm. Evet. Peki bu benim önümde sana hep sormak istediğim meselelerden bir tanesi. İnançlı bir insansın. Evet. Dolayısıyla bu soruyu şu anda tekrar sorup başka bir konuya gideceğim. Hı-hı. Senin için helal lokma önemli çoluğun çocuğun tabii, boğazından da. Çok. Kendi kendine durduğun noktada itibariyle seyircilerden çok gelen soru oldu. Uğur Aslan doğrudan ya da dolaylı olarak bu Deniz Feneri süreci içerisinde haksızlığa uğrayan kimse olduğunu ve çoluğunun çocuğunun boğazından helal olmayan lokma geçirdiğini, haram geçirdiğini düşündüğü kimseler var mı? Diye soruyorlar. Ben şimdi bunun, yani ben 2007 yılında bıraktım programı. Hı-hı. Eğer ondan önceki dönem içerisinde bundan en ufak bir şüphem olsaydı orada bırakırdım, o noktada bırakırdım bu işi. Bırakırdım yani helal olmayan haram bir şey oluyor. Düşün zaman zaman evlilik programında da bu oluyor. Bazen hani dediğim gibi çok radikal kişiler ya ne yapıyorsun işte ekranda bu iş yapılır mı bu doğru mu diye. O zaman düşün ya ben şimdi yanlış bir şey mi yapıyorum haram mı helal mi falan. Onu kendimi muhasebe ettiğim oluyor. Hayır öyle değil ben program yapıyorum kanala para kazandırıyorum evlenmek isteyen insanları evlendiriyorum. Burada haram bir şey var mı yok. Zaman zaman kendi muhasebemi çok iyi yapıyorum. En az benim kadar herkesin de gönlü rahat olsun. Benim boğazımdan haram lokma geçmedi. Bundan sonra da inşallah Allah nasip etmesin. Geçmesin tabii. Kimsenin boğazına geçmedi. Evet. Sevgili Uğur biraz da senin gözlemlerinden söz etmek istiyorum. Hı. Şimdi eskiden inançlı insanlara para pul ilişkisi pek göze batmazdı. Daha kapalı çevreydi. Şimdi ortaya çıkıyor. Seninle ilgili değil bu değerlendirme. Ben bir reklam görüyorum. Çok ilginç geliyor bana. Hı. Daha doğrusu artık mesela
ibadetlere yönelik. Yani şunu alırsanız yanınızda şu ibadet hediye, işte hacca gönderir. Ev alırsanız umre falan. Umre, evet. Mesela bu yeni bir süreç. Kapitalizm her yere giriyor mu? Her yeri sulandırıyor mu? Ne oluyor? Yani hediye olabilir bence ya. Bunda bir sakınca yok. Yani muhafazakar diyelim bir sitede ev alırsanız size bir umre hediye. Ama umre kendi paranla yapılması gereken bir şey değil mi mesela? Hac öyle. Umre biraz daha farklı bir şey. Umreye başka şeyle de gidebilirsiniz. Olabilir, gönderebilir. Yo, hacı da birine hediye edip onu gönderebilirsiniz. O da olabilir aslında. Yani yanlış bilmiyorsam, çok din alimi değilim ama ben çok sorun görmüyorum bu tür şeylerde. Ya Türkiye'nin bir değişimine dair gösterge değil mi sence bu? Yani daha dindarlaştığına dair mi? Belki. Ya da dindarların dini duygularının yerini başka bir piyasa koşulları alıyor diyebilir miyiz? Şimdi televizyonculukta da şu vardı. Mesela önceden kanal ismi verebiliyor muyum burada? Tabii tabii. Ben, önceden hani diyelim dindar kesim Kanal 7 ve Samanyolu televizyonu izler gibi bir gerçek vardı sanki. Şimdi öyle bir şey yok bence. Şimdi herkes her kanalı izliyor. Çünkü her inançtan herkes her kanalda bir şekilde konuk oluyor. İşte dediğim gibi her kanalda iftar programı yapılıyor, Ramazan'da doğru, sahur yapılıyor. İşte o dini anlatan hocalarımız her programa konuk olabiliyorlar. Dolayısıyla her kanala konuk olabiliyorlar. Artık o kanal ayrımı kalmadı. Herkes... Devir onların devri mi diyorsun? Yok, onların devri demiyor. Artık daha, bence daha demokratik hale geldi her şey. Yani herkes her kanalı izleyebiliyor. Her kanalda her insana hitap edecek programlar veya kişiler konuk olabiliyor. Bence bu doğru bir şey yani. Ben belki hani 10 sene önce beni CNN'e konuk olarak çağırmazdı kimse. Ama şimdi çağırıyor. Belki 10 sene önce sizi Kanal 7 konuk çağırmazdı ama şimdi çağırıyor. Bence bir doğruya gidiyor her şey. Yani böyle olmalı aslında. Yani aslında insanlar birbirini daha mı çok anladı bu süreçte? Yoksa mecburen başka bir denge mi doğdu? Yani bence insanlar biraz daha anlamaya başladılar. Çünkü... yani görmezlikten gelememeye başladılar birbirlerini. Artık herkes birbirini görüyor. Görmezlikten gelemiyor. Gerçekleri kabul ediyoruz artık. Bazı gerçekler var ve onları kabul ediyoruz. Bence bu yeni nesille de ilgili bir şey. Yeni nesil daha çok gerçekleri görüyor ve kabul ediyor. Yeni nesil biraz daha keskin çizgileri, sınırları olmayan bir nesil. İşte bizi de buna dahil edelim bence. O çatışma, o çok keskin çizgiler ve sınırlar biraz bence geçmişte kaldı artık. Peki bir şey soracağım. Benim çok ilgimi çeken bir türbanlı kızlar süreci var. Feminist tavırlar içerisindeler. Gazetecilik yapmak istiyorlar ve erkeklerle bir şey halindeler. Hak kavgası içerisinde. Benim çok hoşuma gidiyor. Üniversitede öğrencilerim oluyor. Muhafazakar öğrenciler ezberlerini tekrarlarken bu başık örtülü kızlar bütün ezberleri ortadan kaldırıp talepkar oluyorlar. Entelektüel istekleri var. Twitter'da beni takip ediyorlar. Soru soruyorlar. Üstelik de dünya klasiklerini biliyorlar. Türk edebiyatını biliyorlar ve hani ciddi talepleri var. Acaba ya ben mesela muhafazakar çevrenin dinamik tarafının başörtülü okumuş feminist ve hak arayan kızlar olduğunu düşünüyorum. Bilmem katılır mısın? Şimdi o çocuklar demeyeyim aslında, onlar şu an kaç yaşlarındalar? 20'li yaşlar. Evet tabii, çocuk sayılır. Onlar tabii 10'lu yaşlarda, yine o zaman da onlar örtülüydü. Biraz böyle şey yaşadılar yani. Depresif bir şey yaşadılar. Bu o dönemde onlar 10 yaşındayken, o 9-10 yaşlarındaki zihinlerinde, haber bültenlerinde ve ekranlarda işte üniversitelerden giremeyen başörtülüler, eylemler, işte başörtüsü saçı başı çekilen kendi gibi kızlar gördüler. Ve buna çok içerlediler aslında o 9-10'lu yaşlarda. Büyüdükten sonra da tabii biraz bunun, hani kini nefreti demek istemiyorum, bunun kompleksi de demek istemiyorum, bunun bir hayıflanmasıyla belki de bundan daha çok sorguluyorlar. Bundan daha fazla. Ama bir şey söyleyeceğim. Laik çevrelerle hesaplaşmıyorlar. Muhafazakar çevrelerle hesaplaşıyorlar. Yani şöyle bir tavırları var. Muhafazakar erkeklerin ayrımcı olduğunu düşünen feminist kızlar var. Ve bu kızlar muhafazakar erkeklerle çatır çatır kavga ediyorlar. Ve daha entelektüeller, daha talepkarlar. Bu da hoş bir şey aslında. Evet, bu hoş bir şey çünkü bu her yerde var. Hem muhafazakar çevrede var hem de muhafazakar çevrenin karşısında olan çevrede de var. Herkes kendi içindeki sivrilikleri törpülemeye başladı. Yani sırf karşı tarafın sivrilikleriyle değil, artık kendi içlerinde, yani aile içinde de, artık aile olarak da birbirimizin içindeki sivri yanları törpülemeye başladık. Doğru olanın sivri olmak yerine daha anlayışlı olmanın farkına vardı herkes, hemen herkes.
Dolayısıyla artık verilen savaşa tabii karşı taraf değil, biraz da kendi içinde dönüyor artık. Peki muhafazakar çevreler dediğimiz, aslında dindar çevreler, parayla tanıştıkça biraz görgüsüz bir israf, görgüsüz bir göstermeci tavır olduğunu da düşünüyor musun? Evet. Parayla zaman zaman. Evet. Yani çok aslında hani biz bu program televizyon şey çok yoğun olduğu için bunu tam gözlemleyemiyorum ben. Ama görgüsüzlük diyemem bunu. Para harcama konusunda dedim. Para harcama konusunda yok. Bence daha az ısraflı gibi görüyorum ben. Daha dikkatliler. Ha şu var. Yani her şeyi yani en iyi otomobile binmek, en iyi evde yaşamak tabii ki bizim de hakkımız diye düşünüyorlar. Hakları da var. Yani bu ülkede birileri yaşıyorsa herkes yaşayabilmeli. Elbette. Hak eden, tabii kazanan, başaran. Çünkü bunu yaşayabilmek için önce kazanmak lazım. Herkesin hakkıdır diye düşünüyorum. Hani görgülü görgüsü, o da onun bileceği iştir. Onu da yani çok karışmamak lazım diye düşünüyorum. Ben tabii sosyoloji. Peki. Reklama gideceğiz. Reklamdan sonra Uğur Aslan bize şu sorunun cevabını verecek ve dönüşte belki bir şiir de okuyacak. Ve ben de diyeceğim ki şiirlerin ağdalı mı, damardan arabesk mi, yoksa şiir bu mu diyeceğim. Ama o ikinci soru. İlk sorum şu olacak. Tüm bu muhafazakar hikayeyi değerlendirdikten sonra bugün o çevrelerde, muhafazakar çevreler merkez medyada da bulunuyorlar. Siyasette de varlar. Bir revanşizm söz konusu mu diye soracağım. Yani bir dakika sıra bizde diyorlar mı? Kim cevap verecek? Uğur Aslan, reklamdan hemen. Aykırı sorulardayız. Son sorum, muhafazakar çevrelerden söz ettik ve merkeze gelme, bu bir sosyolojik tarif olarak. Bir revanşist duygu var mı? Bir revanş duygusu var mı? Siyaseten, hayatta vesaire varsa eğer, bunun dizginlenmesi gerekir mi? Yani bende bir revanş duygusu yok, çünkü revanş hissiyatı hiç oluşmadı bende. Zaten siyasete biraz mesafeli duruyorum, uzaktan izliyorum açıkçası siyaseti. Tabii ki inandığım, beğendiğim, oy verdiğim, vermediğim bir takım fikirler, partiler, şunlar bunlar var. Ama revanş olacak mıdır bundan sonra onu da bilmiyorum. Ama şöyle bir gerçek var. Yani bu ülkede, geçmişte ne yazık ki, bundan sonra öyle olur mu bilmiyorum. Her 10 yılda bir, 15 yılda bir devran değişiyor. Yani 15 yıl önce kahraman olanlar bakıyorsunuz 15 yıl sonra tukaka olmuş. 10 yıl önce tukaka olanlar bakıyorsunuz 10 yıl sonra kahraman olmuş. Bunu en basitinden ben yaşadım yani. Ben 10 sene önce kahramandım. Şimdi? Şimdi bilmiyorum. Bana inanan yine çok büyük bir kesim var, sağ olsunlar, Allah razı olsun. Onlar bana her zaman inanıyor ve inanmaya da devam edecekler. Bak, kahraman değilim diyorsun. Çok zorluklar yaşadım tabii. İfade veren bir adama dönüşüyorsunuz kahramanken. Bugün ifade veren bir adamken 10 yıl sonra yine kahraman olabilirsiniz. Peki, evet. Şiirler sizi sevdirdi, onunla bitirelim. Damakta güzel bir lezzet kalsın. Soru şu. Evet. Geldi mi şiir? Geldi. Ha, şiir kitabı verecek bir dakika. Evet. İsmail beni göster. Beni göstersin de İsmail. Gir abi, kameraman kanalıyla kitap geldi. Peki, evet. Teşekkür ederiz, sağ ol. Buradan bir şiiri okuyacağız. Şunu soracağım. Şiirlerim iyidir mi diyorsun, yoksa biraz damardan arabesk tarafı var mı, ya da arabesk seviyor musun? Ya ben şimdiye kadar iki şiir kitabı yazdım ama kendimi açtığım kitap bu yazdığım son Aşkın Kanunu'nu yazsam yeniden. Bu ilişki, evlilik kitabı oldu. Yani bu kitap bende bence... İlişkide anlarım diyorsun. Yok, ilişkide anlarım demiyorum. Bu kitap iyi oldu. Hem eğlenceli oldu, esprili bir tarafı oldu. Ama tabii şiirde mütevazi olmaya çalışıyorum, yazıyorum. Okuyorum. Hadi bakalım, şiirle bitirelim o zaman. Mevlana'nın Mesnevisini okuduktan sonra çok etkilenip yazdığım bir şiir bu. Peki. Aşk şiiri. Onu okuyabilirim. Mevlana'dan da sözler var içinde. Bak kardeş, şimdi beni iyi dinle. Az yürünmüş yollardan yürüyeceğiz şimdi seninle. Eğri oturup doğru konuşacağız. Çok görmüş, çok okumuş ama az gülmüş, az ağlamış mürşidi aşkların tedrisatından geçeceğiz şimdi seninle. Çalınan her kapı hemen açılsaydı, ümidin, sabrın ve isteğin derecesi anlaşılmazdı. Kişi bilmiyorsa ne istediğini, hem seni ziyan eder hem kendini. Dibini görmediğin suya dalmadığın gibi, emin olmadığın sevgiye de teslim etme kendini. Kim demiştir ki gözden ırak olan gönülden ırak olur diye? Sen onun gönlündeysen eğer, Yemen'de de olsan onun yanındasın. Eğer sen onun gönlünde değilsen, yanında da olsan Yemen'de sayılırsın. Öğrenirsin bir gün,
gerçeği öğrenirsin. Gerçeğin acı olduğunu, sonra dozunda acının yemeğe olduğu kadar hayata da lezzet kattığını öğrenirsin. Aşkı, acıyı, aşkın acısını, hayatı, her canlının ölümü tadacağını ama sadece bazılarının gerçek aşkı tadacağını öğrenirsin. Üzülme kardeş, gül. Ey burnu kanasa hemen kadere küsüp yüzünü ekşiten gülden hiç ders almaz mısın? Bütün yapraklarını tek tek yolsan gül yine de gülmekten vazgeçmez. Sorsan şimdi desen ki gidenler ne zaman döner? Üzülme der Mevlana ve devam eder. Kaybettiğin her şey bir gün başka bir surette geri döner. Evet, buradan hareketle sonra da ilişki uzmanı olup aşkın kanunu yazdın. Evet. Peki. Sevgili seyirciler, biz Uğur'la sizi buluşturduk. CNN Türk ekranlarında Karar Sizin. Reklam arasında da konuştuk. Deniz Feneri davası sürüyor. Aslında evet. Uğur'un hayatında da onun varlığı sürüyor herhalde. Kurtulmak istiyor musun Deniz Feneri'nden? Yani tabii o hiçbir hata, suç, günah olmadığı halde isminin yanında böyle bir dosyanın anılması üzücü bir şey. Ama ne yapalım, ben bunu sahipleniyorum. Bu benim kaderimde demek ki yaşanması gereken bir şeymiş. Çünkü beni bugün ben yapan şeyler geçmişimde yaşadığım acı tatlı şeyler. Peki. Yarın akşam Aykırı Sorular'da buluşacağız. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim.